Bu videoda dağılımları daha yakından inceleyerek kümelenme, aralıklar ve tepe noktaları gibi özelliklerin ne demek olduğunu öğreneceğiz. Bunun için birkaç tane alıştırma yapalım. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri grafikte gösterilen dağılım için doğrudur? Doğru olan tüm seçenekleri seçiniz. Peki. Birinci ifadede dağılımın bir uç değeri vardır denmiş bu değer diğer verilerden çok daha büyük ya da çok daha küçük bir değere sahip olduğu için veri kümesinden uzakta bulunan değerdir. Grafiğe bakacak olursak verilerin hemen hemen hepsinin 0 ile 6 arasında bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu arada grafikteki değerler bir Manav'daki, Şen Manav'daki elmaların her birinin raf ömrünü veriyormuş. Mesela buradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elmanın raf ömrü 0 gün. Yani hep çürümek üzereler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elma ise bir gün daha dayanacak. 6 gün daha dayanacak olan 2 elma ve 10 gün daha dayanacak, 10 gün daha rafında mutlu mesut birilerinin onu almasını bekleyecek olan bir tane elma var. Ve bu da biraz tuhaf, öyle değil mi? Bu elmanın raf ömrü diğer elmaların raf ömründen oldukça fazla. Bu hormonla herhalde. Bu yüzden de bu dağılımın bir uç değeri var. Evet. Buradaki elma hem diğerlerinden daha uzakta hem de raf ömrü diğerlerinden daha uzun olduğu için bu dağılımın bir uç değeri var ve uç değer de bu. Dağılımda 4 ve 6 gün arasında kümelenme görülüyor. Bir bakalım. Evet, gerçekten de 4. ve 6. günler arasında bir kümelenme var. Küme isminden de anlayacağınız gibi verilerin mesela bu örnekte raf ömrü birbirine yakın olan elmaların oluşturduğu gruptur raf ömrü 4 ya da 6 günü olan elmalar bir küme oluşturmuşlar. Evet, bu iki seçeneği işaretlediğimize göre, üçüncüyü işaretlemeyeceğiz. Bakalım doğru yapmış mıyız? Doğru. Evet, birkaç alıştırma daha yapalım. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri grafikte gösterilen dağılım için doğrudur? Evet, yine doğru olan tüm seçenekleri işaretlememiz istenmiş. İlk seçenek. Dağılımın bir uç değeri vardır. Bakalım bu dağılımın bu ucunda ya da bu ucunda birer değer var ama bu değerler diğerlerinden çok daha büyük ya da çok daha küçük değil. Mesela burada bir yerlerde bir nokta olsaydı bunu sağ tarafta bir uç değer ya da burada bir tane olsaydı bunu da sol tarafta bir uç değer olarak değerlendirebilirdik ama öyle noktalar yok. Grafikteki değerlerin hepsi birbirine yakın. Bunun için bu dağılımın uç değeri yoktur diyebiliriz. Dağılımın tepe noktası 22 santigrat, 22 derece. Bakalım. Evet, gerçekten de tepe noktası 22 derece gibi görünüyor. Grafik Yozgat'ta Mayıs ayında ölçülmüş en yüksek sıcaklıkları veriyormuş. En yüksek sıcaklığın 22 derece olarak ölçüldüğü günlerin sayısı diğerlerinden fazla ve bu bir tepe noktası. Evet, baktığınızda bunun bir dağ olduğunu düşünürseniz, burası tepe noktası, yani zirvesi gibi duruyor, değil mi? 22 derece sıcaklık ölçülen günlerin sayısı diğerlerinden fazla. Evet, o zaman bu dağılımın tepe noktası, 22 derece Celsius'tur seçeneğini işaretleyebiliriz. Evet, devam. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri grafikte gösterilen dağılım için doğrudur? Birinci ifade yine dağılımın bir uç değeri vardır demiş. Bu grafik seçilen üç dükkanına her gün kaç müşteri geldiğini veriyormuş. Şimdi, toplam ziyaretçi sayısının 0 ile 19 ya da 20 ile 39 arasında olduğu bir gün bile yok. 9 gün boyunca 40 ile 59 müşteri gelmiş. Müşteri sayısı 20 gün boyunca 60 ile 79 ve 8 gün boyunca da 180 ile 199 arasındaymış şahane. Hayırlı işler. Uç değere bakacak olursak, bugünlerin herhangi birinde müşteri sayısı olağan dışı değil. Mesela hiçbir gün, hiçbir zaman 500 müşterisi olmamış. Bunun için bu dağılımın uç değeri yoktur. Dağılımda 0 ve 39 müşteri arasında kümelenme görülüyor. 0 ve 39 aralığı burada ve müşteri sayısının 0 ile 39 arasında olduğu bir gün bile olmadığı için burada bir kümelenme olamaz. Asıl kümelenme 40 ile 199 müşteri arasında. Evet, kümelenme 0 ile 39 müşteri arasında olamaz çünkü seçilin dükkanına gelen müşteri sayısı hiçbir gün 0 ile 39 müşteri arasında değil. Bu yüzden yukarıdakilerden hiçbiri seçeneğini işaretliyorum. Evet, bir tane daha aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri grafikte gösterilen dağılım için doğrudur? Dağılımın tepe noktası 12 ile 13 puan arasındadır. Öncelikle verinin ne ile alakalı olduğuna bakalım. Evet, Ayşe öğretmenin öğrencilerinin sınav sonuçları. Peki, başarılar. Öğrencilerden birinin sınav sonucu 20 puan üzerinden 0 ile 1 arasındaymış. Yani eğer 20 soru varsa, bunlardan ya birini cevaplamış, ya da hiçbirini cevaplayamamış. Sonra, sonucu 2 ile 3, 4 ile 5, ya da 6 ile 7 arasında olan öğrenci yok. Sınav sonucu 8 ile 9 arasında olan 1 öğrenci, 10 ile 11 arasında 3, 16 ile 17 arasında 12 ve 10 öğrencinin notu da 18 ile 19 arasındaymış. Peki, soru neydi? dağılımın tepe noktası 12 ile 13 puan arasındadır. Sınav sonucu 12 ile 13 arasında olan 5 öğrenci var ama bu tepe noktası değil. Bakın, eğer devam ederseniz, mesela notu 14 ile 15 arasında olan daha çok öğrenci var. Eğer bu bir daha ise, tepe noktası 12 ile 13 puan arasında değil de 16 ile 17 puan arasındadır. Çünkü notu 16 ile 17 puan arasında olan öğrenci sayısı, 12 ile 13 arasında olan öğrenci sayısından daha fazla. Evet, bunun için birinci seçenek olamaz. Birinci seçeneği işaretlemeyeceğiz. Dağılımın bir uç değeri vardır. Bakalım. Evet, öğrencilerin çoğunun notu 8 ile 19 arasındayken bu öğrenci, bu öğrenci, 0 ile 1 arasında bir not aldığı için uç değer olarak kabul edilebilir. Zaten baktığınızda da bu öğrenci dağılımın geri kalanıyla bağlantılı gibi durmuyor. Bu sınıftanmış gibi durmuyor değil mi? Onlardan bayağı bir uzakta, ayrı bir dünyada. Grafik üzerinde diğer noktalara göre çok sağda ya da çok solda olan noktalar uç değerlerdir. Bu arkadaş da uç bir öğrenci. O halde bu dağılımın bir uç değeri vardır seçeneğini işaretleyebiliriz. Yukarıdakilerden hiçbir seçeneğini de seçemeyeceğimiz için bu soruyu da cevapladık. Bu kadar.